Diğer galeriyada güvenlik önlemleri var. Bunun için teşekkür ediyoruz. Fakat Diyarbakır'ın diğer yerlerinde ve diğer illerde maalesef herkes evlerine girip özel eşyaları hariç bütün beyaz eşyalarını, hatta monteli duvar pencere çerçevelerini, duvar devirlerini mutfak dolaplarına kadar almayı başardılar. Biz de bina sakinleri ve esnaf grubu olarak devletimizden rica ediyoruz. Bize bir fırsat verilsin. 24 saat içinde ivedilikle, acilen hasar tespiti yapılsın. Bizim daha bekleyecek vaktimiz yok. Çünkü biz akrabalarımızda misafiriz. Misafirliğimiz lütfen daha uzun sürmesin. Esnaf arkadaşlarımız hepsi telaş içindeler. Çünkü gelecekleri içeride. Bina sakinlerinin gelecekleri içeride. Esnaf arkadaşlarımız önce pandemide, sonra daha öncesinde sur olaylarında çok büyük zarara uğradılar. Kendilerini toparlamaya çalışırken bir de bu depremde harap oldu kendileri. Lütfen alabildikleri eşyalarını alsınlar. Yalvarıyorum. Biz dün itibariyle 24 saat içerisinde Twitter hesabından 470 bin kişiye sesimizi duyurduk. Bugün de istiyoruz ki kalan kişilere sesimizi duyuralım. Ve biz aslında akrabalarımızdan olmasa bizler de çadırda kalacaktık. Başka seçeneğimiz yok çünkü. Artık her şey pahalı. Bizler nasıl tekrar hayata tutunacağız? Bazı arkadaşlarımız öyle ki intiharı düşünüyor. İntiharı düşünüyor. Bunun sorumlusu kim olacak? Ha depremde göçük altında kaldım, ha şimdi öldüm diyorlar. Keşke göçük altında kalsaydım diyenler var. Ben bir bayan olarak ben isterim ki evimdeki bütün eşyalarımı A'dan Z'ye alabileyim. Ama buna izin verilmiyorsa bile hiç değilse bize bir süre tanınsın, taşınabilir olan hafif eşyalarımızı, manevi eşyalarımızı, özel eşyalarımızı alalım. Montelileri almayalım. Lütfen buradan sesimizi duyuruyoruz. Ben şahsen 30 yıllık emeğim içeride kaldı. Bir 30 yılım daha yok. Bunu daha önce de belirttim.